Bismillahirrahmanirrahim. Bugün geçen hafta tahlilini vermiş olduğum çalışmanın önümüzdeki hafta yapılması gereken taramalarını göstermek istiyorum. Ödevleri erteleyeceğim. Yani bu taramayı bitirdikten sonra bakmaya vaktimiz olursa ödevlere bakacağım. Ödevler anlaşılmış. Bazı arkadaşların tahlilleri gerçekten üst seviye tahliller. Çok beğendim. Bazı tahlillerde de sıkıntılar var. Onları da geri gelirse söyleriz. Ama bugün sizlere altın yaldız ve altınla iki çeşit altınla, altın yaldızla bir de gerçek altınla tarama göstermek istiyorum. Yani vakit olursa tabii ona da. Gerçek altınla tarama göstermek istememin sebebi şu. Yaldız, yani renkli yaldız dediğimiz renkli altınların bir kalınlığı var. Bu kalınlık fırçanın ağzını kalınlaştırıyor. Yani sivriliğini gideriyor. Onun için gerçek altınla yapılan yaldızlar daha böyle bir rahat çalışılabiliyor. Ama şu anda sizi böyle bir masrafa sokmak istemediğim için ben yaldızla göstereceğim. Önceki derslerimizden malzemeleri tanıtırken söylemiştim. Bu Şems-i Art'ın yapmış olduğu yaldızlar var. Bir de bu Japon yaldızı var. Bunun haricinde Talens'in de yaldızı var ama bunlar kalın yaldızlar. Onun için taramada pek verim alınabileceğini zannetmiyorum. Gölgede belki bir nispeten bir gölgeli halkari çalışmasında şeyi oluyor. Onun için imkanı olan arkadaşlardan, maddi imkanları yerinde olan arkadaşlardan altınla direkt çalışmalarını tavsiye ederim. Ama böyle bir imkanı olmayan arkadaş varsa, kendileri yaldızla da çalışırsa bu ödevi bu şekilde yerine getirmiş oluruz. El-yum ebde bi numuzec el-lezi a'taytukum li usbul lifat el-vacib amil fiha darabat bid-dahab بالضربات الفرشاه واستخدم فيها الوان ذهب الوان ذهب انا هذا بشركه شمس ارت وهذا ياباني وعندنا كمان طبعا ذهب حقيقي مسحوق. Şu fark beynehuma, el fark bu, levnü dehebi şuvayı semik, bi nisbeti levnü dehebi hakiki. Lev fi imkaniyatukum, yani el kudra en tahsülü ala dehebi hakiki, ana ensah lekum en teştegulu bi dehebi hakiki. Velakin taban, hadi imkaniye, ليس أنتم مضطرين أن تشتغلوا بالذهب حقيقي اللي عنده إمكانيات يعني هذا الواجب ولذلك لو ما استخدمتم الذهب الحقيقي بدل لون الذهب يمشي هذا الواجب ولذلك أؤجل للواجبات الذي أنتم عملتم الأسبوع اللي فات ولكن لو يبقى معنا وقت إن شاء الله سنراهم ولكن اليوم أنا سأعمل أمامكم كيفية الضربات الفرشاي الواجبات معظمهم جيدة حتى مستواهم أعلى جدا بس بعض التحليلات اللي عملوا الطلاب عندهم خلل من ناحية التحليل أو من ناحية الفهم الواجب بيقول زينب. Good morning.
will show you the sweeping of the motifs that were assigned as homeworks last week, that were assigned to be outlined. I will show you how to shade, to sweep them, to paint them with gold paint. I will show it with gold paint and also with real gold, how to do it. Relating to the homeworks, I'm leaving, postponing them a little, because in general the homeworks were understood well. Some of the homeworks were really of a high level of performance, and some had some points that I will observe later. So now first I want to show you with two kinds of gold paints and with real gold how to do the sweeping. And why are we using real gold for this work sometimes? It is because it gives a final result. It allows you to work more freely. Due to the reason that the gold paint, which comes in different tints, as you see here, is stiffer, thicker. So it makes the tip of your brush thicker. And it makes it a little more difficult to work, but it is possible. And relating to gold, real gold, of course, it's more expensive. The reason we are using gold paint, the different tints, is that it is less costly. About these materials, I have told you before that Shimsi Artist trademark has gold paint. There is the Japanese one. Tanens, the famous mark, also has a gold paint. But these are thicker, they have more consistency. So the, as I said, the result would be lesser. However, they can be used for shading, for example, in Hakari compositions, they can be used for shading. But for the sweeping, of course, gold paint is finer, but you don't have to use it. Those who can use it. The others who don't prefer to use real gold can use the gold paint for this sweeping work that we will be showing today. Ben şimdi yapraktan başlayacağım da eğer yaprağın haricinde yapmamı istenilen bir yer varsa orayı da yapalım. I'll start to do this repeat to show you with the leaf form motif. But if there are other motifs that you would like me to show you how to sweep them, later I will also show them. Benim taramam o kadar iyi değil. Ben genelde tarama yapmam. Ama burada öğrencilere göstermek için tarama yapacağız. Tercüme edebilirsin. Gerçekten. The professor says that I don't personally I don't do sweeping much in my own works, but I want to show it to you because it is important to know how to do it, and those who prefer to use this technique can use it. أنا كثيرا أشتغل بالظل ما أشتغل على ضربات البرشاي ولذلك لو في أي خلل هذا مني الأصدقاء من هذه الناحية الذين يشتغلون أحسن مني ولكن أنا أعمل جهدي عشان أعمل أمامكم بالضربات البرشاي أنا أولا أحدد First I do the outline with my brush the borders. الباقي يمكن يعمل في شكل مختلف ولكن انا يعني ben bunu böyle yapıyorum ilk önce tahzir çekiyorum mekanımı belirliyorum ondan sonra
şeye başlayacağım. Gölgelendirmeye başlayacağım. This is how I do it. I first delineate my shape, my motif, my space, the motif. I outline, I delineate it, I mark it, and then I fill it in with the paste. This is how I do it. Buraya daha koyu koyuyorum. En koyu şeklini şurada yaptıktan sonra aşağıya doğru. At this point, at this tip, I'm doing the darkest in terms of gold paint, of course. Here, at this point, this is the darkest and thickest one. Bu taramayı aşağıya kadar da devam ettirebilirim veya belli bir sınırdan bırakabilirim. I can continue this sweeping until the other end of the leaf, or I can leave it at a certain level. Bu şekilde. Of the leaf, as you can see, the dark one, the dark part. Şu üsttekini. Can be extended in this way. İyice indirmek aşağıya doğru, böyle hafif hafif. But with these little strokes of the brush, I combine it with the remaining of the leaf in a harmony. Ernest, bu boyayı şeyden de tedarik edebilirler, Instagram'dan. Abadi Sanat diye bir şey var, yer var. Oradan da bu yaldızı alabilirler. Geçen bunu ben denemiştim. Bu yaldız, şuraya yazayım olmazsa. Bu Kamil Bey'in sattığı var ya, Aba, Japon olanı. Şems'e zaten Instagram'da şeyi belli. Bunun da belli. Bir göstereyim. Hadarlığın yabani. Ma jarabtu amamukum walakin yumkin walakin şemsa cehide, yani yu'tik fikr enneha the product of Shemse is alright, and this one I'm using is the Japanese one which can be obtained bu, online. Bu Instagram'daki şeyi, hem fırçalar da var, hem de bu bahsettiğim altınlar da var şurada. This one. Evet. Abadi Sanat, as you see on Instagram, Abadi Sanat. Ya da yani mekanül mevki Instagram li şirket Abadi. Yumkin teşteru min hadil mekan hadal lawn eddehebi kemen. Yani fi imkilem. Hum yursilun. If you want, this is for the paint, they also have the brushes. Bunun şeyini, derecesini artırmak bizim elimizde, yani koyuluğunu şu. هذا مكان الذي عملنا هذا بالضربات الفرشاي لو حبينا أن أغمقها أكثر ما يمكن يمكن أن نغمقها ما في مشكلة يعني ولكن أنا أحب أن أترك دائما في فراغات أو تدرج بين الأرضية إلى المكان الذي اشتغلنا فيها. About this sweeping inside this little leaf. بakmak isteyen varsa we can of course extend this dark part further, but I generally leave it in this way so that I can provide, so that I can produce a gradual transmission from dark to light, lightest at the other tip of this little leaf. Genelde fırçayı kuru şekilde, daha fazla şey yapmadan, kuru kıvamıyla. And I generally do not dissolve it further once I start.
I do not dissolve it or dilute it further, and I use the same brush so that now, for example, it has become almost dry. Dikkat ederek, yani bu geçişleri özellikle. Carefully, especially these passage, these transmissions. Bu kadar fazla değil, yani yoracak şey yok burada. Just this much, not too much. You just work it out like this, with this harmonious transmission of the shade of the darkness from yani dark to light. Yani buraları da birleştirebiliriz. Şu yaptığım yeri şu anda birleştirebiliriz de. Katabiliriz de. هذا المكان الذي في بين السن والسن يمكن يمكن نعمل متداخلة أو نتركها. Şurası. Birazcık daha yakınlaştırabiliyor muyuz üstadım? Tam çalıştığım yeri. These two leaves, we can combine them or we can separate them with a more visible line. Now it comes closer. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Tamam, söyle. Bir şey okuyayım. Yes. This is the tarama technique, which I understand is the dry brush technique. And the halkar is the wet and wet technique. Bu tarama mı diyor? Halkar. Şu ikisi de, ikisi de halkar olarak geçiyor. İkisinde de yani bu... What is the tarama halkar tekniği? Tarama, tarama halkar. İkisi de, yani bu tekniğin ismi şeydir, taramadır. Yani bu şekilde gölgeyle, altınla gölge verilmesine, altınla gölge verilmesine biz halkari diyoruz. Altınla yapılan iş anlamına gelir. Halle altın demek. Halkari, kari iş demek. İkisini birleştirince halkari, altınla yapılan iş anlamına geliyor. Bu teknik koyu veya açık zeminlerde sulandırma veya tarama tekniğiyle yapılan uygulamaya biz halkar diyoruz. İkisi aynı yani esasında. Halkarinin çeşitleri var. İşte boyalı halkari var. Buna renk falan da girdiğimiz zaman buna boyalı halkari diyoruz. Alt zemini boyalı halkarlar var mesela. Onlar bir teknik, daha ileride öğrenecekleri şeyler. Yes, these two are different concepts. Halkari applies to all to tarama and all other, when I say all other, also there could be gold together with colors. Halkari means to work with gold or gold paint. This is the general designation. Tarama is the technique. This is why I said it's a different concept, because tarama is the technique that the professor is doing now. The strokes of the brush, with the brush, what you, they do. Halkari is the general term, which also includes tarama and other techniques. It means to work with gold. Şimdi ben bunu, yani eştahal, bir sıfırın, fırsat, Winsor Newton, yümkün telat esfur, hasabilla. Yani yümkün hazihi darabat, يمكن سميك أو يمكن خفيف يعني هي يرجع إلى ذوق الطلاب ولكن سميك يعني في يمكن أسمك من له يعني هذه الضربات يمكن أخف هذا يرجع استخدام أو قوة درجة ضربات الفرشاي. Evet. Türkçesini. Şimdi ben 2-0 Newton Newton'la çalışıyorum. Bu 3-0 da yapılabilir. Daha sıfırları bol şeylerle de yapılabilir. Bu istenilen şuradaki kıl dediğimiz fırça ucuyla yaptığımız darbelerin kıvamıyla alakalı. Yani 3-0 veya 4-0'la yapacağınız zaman daha böyle ince kıllarla yapılabilir. Daha kalın da yapılabilir ama bu sizin zevkinize kalmış. Ona kendiniz ayarlamanız lazım. Bir de görüntü olarak güzel bir görüntü verdiği zaman maksat hasıl olmuştur. Ben genelde bu geçişlerde birazcık şey, bu kadar sert istemiyorum. Hafif biraz belirli olsun. Ama fazla da bir vakit harcayıp da burada emeği yok etmemek lazım. Önemli olan
Şu geçişi hafiften kuyuya geçişi vermek. The professor says that he is using the brush thickness number 2.0, 3.0, it can be 4.0. These will end up expecting you to decide on the strength with which you will press your brush. And this you will decide by seeing the result it is producing. In the following way, you can press the brush more or less, and this means that the strokes would be thinner or thicker. The criterion here is of course, your preference, but it is the result that it will give aesthetically. What does it produce? What is the result you decide seeing this? But of course, the principle is not to spend useless too much Hocam time oluyor mu? on Beceriyor making muyum? it too dark. He? I prefer it to be light. The important thing is here to give this transmission, this gradual transmission from dark to light within a single piece of motif. If you give this, if you succeed in producing this gradual transmission, and if it looks nice, Tezip'te uğraşan then arkadaşlardan bu işi you've gerçekten çok done güzel it. yapan, bu taramayı çok güzel yapan arkadaşlar var. Bu biraz detay çok görülmediği için belki çok o sulandırmayla bulunan farkını Tabii. anlamakta. Siz belki bir örnek mi gösterseniz daha büyütülebilen bir Ha. fotoğraf verseniz olur. Burada şeyi göremiyorlar mı şu anda? Bence çok bilmeyen için çok anlaşılır olmayabilir. O zaman şey yaparız. Yani bitince çalışmamız Şöyle yapalım o zaman hocam. Büyük bir yaprak çizelim. O yaprağın üzerinden mi gösterelim? Fırça belli olmuyor hocam. Olmuyor mu? Yok, buradan Ben belli oluyor diye. I'm a little confused about the technique. Can I ask another question? Of course, yes. Şuna yapayım o zaman. Bir dakika. What I had learned earlier is, you know, that the halkar technique means that you put a layer of water and then while the water is wet, then you introduce the gold into that layer of water. So the gold paint or layer gold, it spreads without us touching the brush. I mean, it's wet white and you have to get the shade before it dries. Yes. On the other And Tama is, you know, like Hocam is showing us, it Oldu. is with a dry brush. Yeter mi bu So, büyük? yes, so that is much correct then. So the earlier thing I have learned is it incorrect. Yes, I can ask now, please. Diyor ki ben daha önce şöyle bir şey duymuş. Halkari tekniğinde şöyle bir şey varmış. Önce su konuyormuş oraya. Sonra oraya altın boya yağcısı konulunca o kendisi yayılıyormuş. Evet doğru. O yanlış mı diyor? Hayır değil. O da halkari. Bu da halkari. Bak şimdi önemli olan gölge verilmesi. Biz şimdi fırçayla ne yapıyoruz? Fırçayla da gölge veriyoruz. Çünkü diyor şimdi gördüğümüzde değişik diyor. Kuru daha kuru bir Hayır. fırçayla. Both are halkari, of course, as he said earlier. Halkari is a general term designating the different techniques you can use to work with gold. So, as I said, these are two different concepts. Halkari is not one single technique. He says, yes, both are correct. It can be done in that way, or it can be done in this way, with the dryer brush, with the strokes of the brush. Both are halkari, yes. The important thing is the result that you produce the shading, the shade. This gradual, you know, dark Fırça küçük kaldı. Both are correct. Both are correct to work halkari. Thank you. And how many techniques are there of these painting techniques? And when will
teşekkürler ben. Okey. Bu teknikler kaç tane diyor? Yani her yerine proje demin bunun dediği ve bu değişik teknikleri yani nasıl öğrenebilirim? Gösteriyoruz ya. The professor is showing, will be showing, I mean this one and the others will be shown in this course. Kaç tane teknik oldu yani? Yani kaç tane derken önemli olan bak bu harekâride yapılması gereken şu. Bizim için şu anda önemli olan gölgeyi ya sulandırma şeklinde veriyoruz ya da altında tarama şeklinde veriyoruz. Sonuçta önemli olan burada bir gölge verilmesi. Bunun ismi de harkari. Burada renk de kullanabiliriz. Başka şeyler de kullanabiliriz. Bunu renkli de yapabiliriz. Renkli yapıp kendisine diyelim ki zemin yaptık, beyaz zemin yaptık, koyu zemin yapmadık, beyaz zemin yaptık. Beyaz zeminde tahrirleri neyse şeyle yaptık, renkle yaptık. Onlar da yapılabilir ama şu anda biz bu minvalde gidiyoruz. Yani ödev şeyimiz bununla ileride onları da yaparız inşallah. Of course, different applications can be called and counted as techniques. For example, we could as well buna use büyüklerde şey de yapılabilir. Ben onu yapmadım burada. Bir hafif gölge atılıp da o gölgenin üzeri de taranabilir. Yani onu ben yapmadım burada. Onu da yaparız olmazsa. Yani o da bir farklı bir şeydir. For example, we could use a white paper on which first we can outline, draw outlines of the motifs with color in colors and then shade the inside. Or we could use a big motif, big leaf for example, first give it a shade and then do this sweeping with the brush. So if you count, I mean if you can think of many varieties of techniques, yes, you can count them. There are so many possibilities actually. All are called harkari. We can use color as well, as he said, to outline or to first give a shade in color and then do the strokes with the gold paint. So there are many varieties. All are techniques, but all are called harkari. Using gold. Thank you very much. Welcome. Using gold. Harkari means using gold, but together with other applications or on itself by itself. Oğullar harkari. Hocam, Meryem Hanım şey soruyor, altın kullanacaksak jelatin mi kullanmalıyız? Altının uygulamasını çok anlatmadık aslında. Ya jelatin, o da jelatin de tabii yani şey değil. Ya yani su yerine jelatin kullanacağız. Tarif ettiniz mi? Şey kullanmadık, sen söyle. Yani orijinal altını ben şeyden dolayı, yani öğrencilerin imkanlarından dolayı şey yapmadım. Yoksa yok, şu anda gösterebilirim. Altını getir. Ha, jelatin, tamam. Jelatin. Şimdi burada jelatin yapımını söyleriz, nasıl yapıldığını falan. O zor değil. The question about the possibility of using gelatin instead of water for this gold paint. The professor said that yes, it is possible. We can show it yes, as well how to apply it. Şimdi bu, ben şu geçişi yapmaya çalışıyorum. Now he is trying to show you this transmission from the dark part to the light part, which ought to be gradual. Yani önemli olan o koyuyla şey arasındaki geçişi fazla şey yapmadan, dikkat ediyorsanız buradaki şeylerin bayağı bir yani buradaki bu fırçanın oluşturduğu çizgiler, şimdi şu fırçanın oluşturduğu çizgilerin şey olması, ince olması. The important thing is that each one of these strokes of the brush must be thin and close to each other, adjacent to each other. So he is trying to show this. This will provide this gradual transmission.
with these very fine, delicate, thin lines. Şimdi geçişi yedirmeye çalışıyorum. Yani şimdi burada o aradaki olmayan, yani beni rahatsız eden yerler var. Onları böyle hafif hafif. I'm trying to meticulously fill in because still there are some space parts, some spaces that I'm trying to very delicately fill in. Evet. Yok, bu yeterli benim için. Yani şu yaptığım benim için yeterli. Birazcık daha belki, yani hattını ilk önce belirliyorum. Çalışacağım alanı ben kendim belirlemiş oluyorum. Ondan sonra da o alan içerisinde bu geçişleri, yani şu hafif bir tedrici bir geçiş var ya, gölgeden zemine. Ben bunu aşağıya kadar getirmeyebilirim. Yani şuralarda bir yerde bitirebilirim. Yani şuralarda bir yerde. O bize kalmış bir şey. What I do is, as I said, I first draw the outline, the shape of my motif, and then I fill it in. This dark part, I can extend it a little more, sure, but it must be gradual. Don't forget it. This is why the degree of my pressing the brush differs. To make it dark to light, so I press it less as I approach the other end of this motif. Şimdi biz bir baklava dilimi bir çay bardağına bir baklava dilimini koyarak çay bardağının şurası ne kadar bir su, bir çay bardağını bir baklava dilimi, şu anda jilatin yanımda yok. Şu kalemimizi alabilir miyim? Jilatinlerde şöyle bir tabakadır. Şöyle bir aşağı yukarı büyüklüğü de bu kadardır bu jilatinin. This is about gelatin. Yani it comes in leaves, little leaves like bir baklava dilimi kadar. In the form of a lozenge. Zaten bu tabakadır. Bunun şu kadar bir fincana şu kadar bir su koyarız. Ha pardon, gözükmüyor değil mi? Şu kadar. In a little glass. Nasıl bir? Ha oradan görünüyorsa tamam. Şu kadar, bir su koyuyoruz. This much water. O suyu jelatinle beraber kaynatıyoruz. And together with this little lozenge leaf of gelatin, we boil it. Jelatin, boil them together. Jelatin de budur. You see this one. Bu hayvansal jelatin olmasına dikkat edin. Tabii hayvansal jelatin olunca domuz jelatininden kaçınmak lazım. Balık veya inek jelatinlerini tercih edebilirsiniz. This gelatin is an animal product. You can prefer first the beef or fish products as gelatins, and you boil it together with the water. Fincana dediğim gibi bir kahve fincanına yarım bardak değil, 1/3 bardak ölçüsünde su koyduk. Koyduğumuz jelatinle beraber kaynattık. Kaynattıktan sonra onu bir soğuk bir yere alıp bekletiyoruz, soğuyacak. Jelatinimizin kıvamını anlamak için parmağımızın arasına şu şekilde jelatinimizi damlattığımızda hafif bir tutma olacak. Hafif ama çok değil. Bu hafif tutma olduğu zaman jelatinimiz şeydir, kıvamındadır. Dediğim gibi yani 1/3 bardağın 1/3'ü diyebilir miyiz? Bakayım. 1
Evet, üçte biri çay bardağının üçte biri suyu kahve fincanına koyuyoruz. Kaynatıyoruz şeyle beraber, jelatinle beraber cezvede kaynatıyoruz. Kaynatma bittikten sonra zaten o şey oluyor. Karışıyor. Karışıyor suyla beraber hemhal oluyor. Eriyor yani. Evet. Eridikten sonra da biz onu soğutuyoruz. Dediğim gibi kıvamına bakarız. Bir yerde altınla ölçeriz. Ölçtükten sonra eğer şeyse gelmiyorsa ve parlaklığı varsa o jelatin uygun bir jelatindir. Parlatmıyorsa ve dökülme yapıyorsa o jelatin uygun bir jelatin değildir. Bu kadarını söyleyeyim. With this tea glass that the professor has shown, this is a smaller glass than water glass. You fill 1/3 of it with water to measure, and in it you put one lozenge, one piece of this gelatin, and you boil them together in a container. You boil them together. When it boils, it melts. The gelatin melts in water. And then you take it, you leave it to cool. After it cools, you take a little of it just to see between your fingers if it is a little sticky, a little sticky, some little sticky. This means that its consistency is all right. Then you can also try it with the gold paint. If with the tip of your brush, you take this gold paint mixed with a little gelatin and you apply it on paper. If it gives a shiny result, then yes, the consistency is all right. If it is not shiny or not flat, so you understand, no, you try it again, the consistency. So it must be a little sticky at your fingertips after it cools. This is to do the gold paint with gelatin instead of with water. هل في موضوع عندكم جيلاتين تحليل الجيلاتين أن تعرفوا؟ هل عندكم فكرة استخدام الجيلاتين؟ وعليكم السلام. لا ضروري. يمكن صمغ عربي ولكن هذا استخدامه تحتاج إلى تجربة كبيرة. أمل أنت موجودة؟ لحظة أمل أنت موجودة تشرح للطلاب تجهيز الجيلاتين وكيفية استخدامها؟ أستاذ في بعض الطلاب غير متوفر عندهم الجيلاتين الحيواني. في بديل له جيلاتين نباتي. طيب. هل بيكون موجود في المواد الغذائية بدل موجود في البلدان العربية؟ بيستعملوه في الأكل؟ نعم. بس أنت تشرح له في بعض البنات غير متوفر عندهم جيلاتين يعني حيوان، في جيلاتين نباتي بديل. طيب جيد. جيلاتين للحيواني. خلاص ما في مشكلة المهم هو إمساك الذهب على المكان الذي إحنا نشتغل فيها. هي الفكرة الأساسية باستخدام الجيلاتين حتى يمسك الذهب على الكرتون أو الورق. أي نعم. حتى ما يخرج عن الكرتون والورق. نعم. يعني هي مادة نستخدمها حتى يمسك الذهب على الكرتون. لأنه هو في البعض هو مش فاهم احنا ليش عم نستخدم الجيلاتين. أنت تشرح لهم، أنت تشرحي هلا، أنت صرت الأستاذة، اشرحي لهم كيفية تجهيز الجيلاتين واستخدامها. يلا. في البداية نحضر جيلاتين حسب نوع الجيلاتين المتوفر سواء كان حيواني أو نباتي. بنحله بالماء الدافئ. حتى جاهز للاستخدام. طيب كمية؟ هلا بالنسبة للجيلاتين النباتي بنستخدم
على رأس ملعقة صغيرة كمية قليلة جدا في فنجان القهوة بتكون فيها ماء ساخن من حلها. وبرضه بالنسبة للجيلاتين الآخر اللي هي بتكون مثل الشرائح تقريبا نفس الشيء، يعني ناخذ قطعة وبتذوبها بالماء الدافئ. هلا طريقة استخدام الجيلاتين مع الذهب هي تستخدم مش مرة واحدة، احنا نستخدمها أكثر من مرة. لأنه احنا لما نستخدم الجيلاتين مع الذهب ونضيف شوية الماء ونستخدم الذهب، الجيلاتين مع الاستخدام حيفل أو حيروح يعني الاستخدام. فلما أضل أستخدم الذهب وما أرجع أحط جيلاتين حيفت الذهب عن اللوحة أو حيمح، ما حيبقى في اللوحة، ما حيمسك. طيب كملتي؟ خلصتي؟ طيب شكرا. لانه اذا كانت نسبة الجيلاتين عالية بالذهب رح ينتهي الذهب في وقت لاحق. بطفي الذهب. عشان هيك لا رح يكون كثير ولا رح يكون كثير قليل، يعني هي لازم الواحد يجرب عشان يفهم الجيلاتين. يعني الفكرة انه الاول استخدام بناخذ قطرة من الجيلاتين مثلا مع قطرتين الماء واستخدامها يعني في اللوحة. وبعد مدة برضو إعادة استخدام كمان فترة أخرى أو فترتين، وإضافة برضو ماء. يعني أنا ما بستخدم الجيلاتين بدون ماء. يعني في ناس مثلا بتضيف الجيلاتين خلص ما في داعي لإضافة الماء. يعني أنا ممكن أنا بستخدم جفة الذهب ويكون فيها جيلاتين، إذا بدي أرجع أضيف الجيلاتين برضو حيصير الذهب، حتكون هذا الذهب حيكون مطفي. يعني لما أستخدم يعني بضيف جيلاتين كتير يعني كتير عليه. طيب هل في استخدام الجيلاتين مرارا هل نحتفظها على الخارج يوم يومين ثلاث ايام؟ كيف شو رايك؟ هلا الجيلاتين اذا بقي في الذهب مده طويله كثير، انا مع تجربتي يعني اذا بقي مده طويله جدا في صحن الذهب ممكن الذهب يخرب. نعم، اذا لو جهزنا كل يوم كان احسن. أنا ما أقصد مكان الذهب، مكان الذهب لازم مكان الذهب لازم إغسالها مرارا. يعني لو استخدمتم ذهب حقيقي ووضعتم فيها جيلاتين، لازم مكان الذي استخدمناه فيها جيلاتين لازم نغسلها جيدا ونكبر فيها الجيلاتين الموجودة فيها. ماشي؟ أو نعم، أو أنتم تأخذون الذهب في مكان الذين في يعني استهلاك اليومي وتضعون في مكان هذا المكان، عشان لما أنت تحدثتي هذا حق صح، كثير الوضع الجيلاتين على المكان الذهب في وما يعطينا اللمعة الجيدة. ممكن حتى الذهب ذراته في بعضها تتماسك ببعضها اكثر يعني تصير خشنه. ايه نعم صح. هو الافضل يعني احنا ناخذ على جنب على مقدار الشغل يوم او يومين ونستخدمها. احيانا الجيلاتين حسب الجو ممكن يضل معنا، الجيلاتين طبعا الخارجي محلول بالماء ممكن يبقى معنا يوم او يومين اذا يعني اذا كان الجو مناسب، يعني مش حر كثير. إذا كان حار يعني ما بزبط معنا، يعني ممكن ما يعني تطلع له ريحة، تصير في ريحة للجيلاتين. ولذلك يعني أنت تنصح لأصدقائك تجهيزها يوميا أحسن. الأفضل إذا في مجال. أكيد. طيب شكرا. يعني كثير كمية بسيطة يعني. إيه أكيد. طيب شكرا أمل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. عندي سؤال للأستاذ، إليك الأستاذ أمل، هل يضاف الجيلاتين إلى الذهب الحقيقي أم إلى الألوان الصناعية أيضا؟ إلى إيه؟ إلى الذهب الحقيقي فقط؟ نعم. أم إلى الألوان الأخرى أيضا؟ لا، جيلاتين هو الذهب بس. بس للذهب عشان إمساكها على الأرضية الذي أنتم تشتغلونه. الجيلاتين احيانا يعمل خطاطين اهار نيشا يضعون فيها كمان جيلاتين عشان ان يمسكوا جيدا على هذا النيشا على الورق.
ولكن كمزخرفين أو مزهبين أو مزهبات إحنا نستخدم جيلاتين لإمساك الذهب على المكان الذي إحنا نشتغل فيها ماشي؟ هي كمادة وسيط يعني هي الجيلاتين مادة وسيط حتى يمسك الذهب على الكرتون. آه. طيب. Gülcan Hoca, oldu mu? Büyük bir yaprak çalıştım. Daha büyük insaf ya, yani taraması var bunun ya, yani. Taranmıyor. Evet. Şey sordu, jelatin, azma sordu, jelatinin solüsyon olarak kullanılır mı? Yani ah, hiç bilmiyorum, hiç kullanmadım, bilmediğim bir şey, ya bir şey söylemeyeyim. Çünkü jelatin böyle şey olduğu için, aynen, ha, şöyle. Hatta bizim bazı arkadaşlarımız jilatini şeyde kullanıyor. Yani ben günlük kullanıyorum jilatini bazen. Eğer günlük kullanmıyorsam muhakkak onu buzdolabına kaldırıyorum. Çünkü bozuluyor. Şey bayatlıyor. Şimdi biz jilatini bile alırken şu tabaka olarak satılıyor ya, bayat mı taze mi diye soruyoruz aktara. O da önemli. Yani bayat jilatinle çalışılmaz. O problem oluşturur. Yani bizim çünkü önemli olan jilatin taze olacak. Yeni hazırlanmış olacak. Her gün hazırlanması imkan dahilinde özellikle yaz aylarında evvelin bahsettiği gibi yaz aylarında özellikle şey yapılması lazım. Her gün yapılması veya çalıştı, kaldırıp buzdolabına koyacak, öyle çalışacak. Onun için şey değil. Söyle. There was a question about the possibility of using gelatin that is sold in bottles, small bottles for cooking. Is it possible to use this? The professor said that I never saw it and never used it, so I can't say anything. But as the general rule, the important thing is to be is to that the gelatin be fresh. If, for example, you make the gelatin and you don't use it the same day, you must refrigerate it. And actually, it is better to prepare the gelatin every day for daily usage. Each time you will use it, you prepare it anew, because especially during the summer, it's very important that it be fresh. Even when we are buying the gelatin layers, we ask, is it fresh? So this is the important thing. Şimdi şeye geçelim, biz şöyle ki, taramaya geçelim, oraya odaklanalım. Şimdi bu aşağılardaki tarama çizgileri, Zeynep Hanım, daha şey olabilir, daha böyle silik olabilir. Yani sert değil de daha yumuşak geçişler sağlanabilir. O da zaman içinde yapılan temrinle gerçekleşir. Yani sanki varla yok arasında bir geçişi sağlamak için. Az önce şey demiştim, bir gölge atılıp da ondan sonra da tarama yapılabilir. Onu da söyleyelim. Ana enheytu huna bi şeklin kebir el varaka bi darabat el fırşellerini ve sagira el mevcudin fi saf haku ennehu leyse mevcud leyse mubeyyine yani ma yezhar andukum keyfiyeti darabat el fırşay ve rezalik ameltu huna الورقة الكبيرة عشان أن ترى كيفية التدرج بالضربات الفرشاي. لو في هذه أسفل الضربات الفرشاي أن تكون ناعمة جدا يمكن هذا هذا كثير التمرين بيزهر واستخدام الفرشاة وإيديكم أو التجربة الذي ستحصلون عليها بمرارا باستخدام هذا أو بطريقة التقنية هذا سيسير إن شاء الله. أنا كثير ما أستعمل بالضربات الفرشاية كل أعمال أنا تقريبا بالظل مائي يعني. Now let's go back to the sweeping, which is our subject matter today. In this application I have made for you, the part could be even lighter. And this gradual transmission actually, you perfect yourself in this
by exercising. It comes in time. It comes Böyle büyütmüyor. Büyütelim diyor da. As we said before, it is also possible to make a shading before inside your motif and then apply this sweeping with gold on it. That too is possible. Dur. Bu olmuyor. Ben beceremiyorum. Bu olmazsa şey yaparız Nurcan, çekeriz taramasını göndeririz. Tamam, tamam. They will be sending, circulating this to you after scanning it. Şimdi bir örnekte bu altınla yapalım olmazsa. Now the professor will show another example with this other gold plate. Bu altın, bu da kullanılmaya böyle şey oluyor. Ya hiç mi buna girmeyeyim ama. It is dried up. Kurumuş biraz. Bu kırılmış biraz. Yani bu olur da bayağı ciddi kurumuş. Biz de şey yaparız. Sıkıntı yok. Bakalım ne yapacağız. Arap sampli kullanabilir miyiz? Ya çok tecrübe, yani çok, o da sıkıntılı olur tabii, niye olmasın. There was a question about gum arabic. Is it possible to use it? Yes, this requires more experience actually, but of course it's possible. Ben niye yaprak çizdim ya? Buna yuvarlak çizseydik. Şöyle. Round shape. Burada da curved motif. Şey tutmuyor. Sen söyle. Şey tutmuyor. Zemin niye yağlanmış? Şimdi bayağı büyüklük yaptım. Şimdi bunlar da esasında ilk önce böyle bir gölge. Şimdi göremiyorum. Ben bunu şeyini daha ince gördüm ama parlaklığı şemsi gibi değil. Şemsi artık gibi değil. Bakın buraları ilk önce dolduruyorum. This is the other trademark. هذا لون الذهبي ك للباكية شوية كيف يعني ليس سميك ولكن اللمعة للشمس أرض أحسن اللمعة ولكن ك سماكة هي أحسن. Şimdi bu şemsi artın renkleri çalışılıyor, güzel. Bu Japon'un bence şeyi daha böyle ince ama şeyi yok. Parlaklığı yok. İnce noktasında bu daha ince, böyle daha şey geliyor bana, gözüme. Şimdi. This one, the Japanese one. Is thinner actually to work with, but it is not as shiny as the Shemse one, the one with many colors the professor used for the first example. It is more shiny. It is good, of course. We are working with it. This one, as I said, is thinner. Shemse'ninki daha böyle bir parlaklığı var. The first one is more shiny. Ama birazcık kalın, birazcık daha. But it is a little thicker. Şimdi bu stiffer. Şimdi çok büyük, bu büyüklükte çizince birazcık uğraşmak gerekiyor. O taramayı ben özellikle başları şey yaptım. K
ki atlarda o geçişi sağlayacağınız için üstleri doldurdum. Hani üstlere gerek yok. Atlarda ki o geçişi sağlayacağız. O geçişi sağlarken de I will show this transmission, this gradual transmission, becoming lighter. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz jelatin kullanırken su hiç kullanır mısınız ayrıca? Çünkü jelatine az koydunuz bizim kullandığımıza göre. Biz ne Yani siz mesela ne biz onu kadar biraz, şunun için soruyorum. Biz hani biraz jelatin kullanırız. Ben çok kullandıysak kullanırız. Biraz da tabii normal su kullanırız. aynı Çünkü yer yoğun biraz. tabii aynı yerde devamlı kullanıyorsam belli bir zaman sonra şey yaparım. Su da koyarım. Onu da verdim o zaman. Tabii. This question was about while we are using gelatin, do we at a certain point add water? Yes, said the professor, because as you are using it, at some point it becomes thicker. You need, you feel it, and you can add water, yes. Tabii. Yani hepten jelatine. Hatta bazı şeylerde şuna dikkat edelim. Eğer kağıdın zemininde jelatin kullanılmışsa ve bu jelatin altını tutmaya yeterliyse, dökülme yapmıyorsa hiç jelatin kullanmam. Senin de jelatin derken ahır mı? Tabii, aherin içerisine bazen jelatin atıyorlar. Bazen de aherin kendisi altını bayağı ciddi anlamda tutuyor. Ya kullanılan malzemelerden dolayı orada da şeye hiç girmem yani suyla çalışırım. Hatta bir aralar ben bir tane malzeme vardı. Duvar kağıdı yapıştırıcısı gibi bir yapıştırıcı. O da bitkisel çıkışlı bir malzeme. Onunla şey yapardım böyle. Zemini atardım. Evet. He? Aynen onun gibi bir şey. Ha, yapıştırıcı zaten o biliyorsun. Ama onda sonra parlaklığın pek o kadar istediğim gibi olmadığını gördüm ben. Ondan da vazgeçtim açıkçası. Of course, the applications depend on the materials you would feel it. For instance, if gelatin has already been used on a surface that you're going to paint, then in this case I could use the gold paint with water only. If there is already a coat of gelatin on this surface. Once, for instance, as the professor, there was a material like the adhesive that is used for the wallpapers. This one, I was sweeping my surface with it, and on it I was using the gold paint without any gelatin, only with water. Because sometimes the paper is prepared. Ama jelatinin şu an... Tamam. Haftaya dersimiz So if the gold paint holds on that coated surface, I wouldn't use gelatin. Bu altın istediğim etkiyi vermedi. Şöyle ki yani kurumuş altın. Onun için şey yani malzeme kurumuş. Kuruduğundan dolayı istediğimiz etkiyi alamadık. This gold paint has been dried up. The professor says I didn't obtain yani the result I wanted. İstediğim şeyi göremedim burada. I couldn't produce the gradual çok uğraşmam lazım. I have to work more because the paint had dried. Yani, so, çünkü burada bayağı ciddi ciddi sıkıntılarım oluştu. Ha. Demek ki bu boyalar eskiyince bayağı ciddi anlamda bekleyince şey yapıyor. O şeyi yapamadım. Boyayı randımanlı kullanamadım bunu. This means that the paints, the tints too, they have kurumuş olduğu için best before dates. It's çok eski bir malzeme bende duruyordu. I had it for a long time now, this one. Evet. So I didn't get the result I wanted.
Önemli değil. But it's okay. Just to show you. Önemli olan benim çalışma tekniğime baksınlar. The technique, how I'm using the brush. Benim öğrencim, Gülsüm'ün videosu var Instagram'da, ona da bakabilirler. Linkini göndersin, orada tarama daha böyle net gözüküyor. Nurcan Hanım, onu bir, hatta başka hocalarımızın da varsa, Fatma Hoca'nın da varsa onu da gönderelim, bir fikir olsun. They will send you links to see other applications, meaning other demonstrations of this. Sweeping. Bir de altını gösterelim arkadaşlara. Bu yeterli herhalde. Burada çalışmıyoruz o zaman. Orijinalde çalışmıyoruz o zaman. Hep yeşilin üzerinden gittik ya. Yok sen yeşilden gözükmüyor deyince ben de bunu bıraktım. Bizim ekran çok büyütemediğimiz için. Şimdi bak. Şimdi o yaptığımızı biraz şöyle gösterelim. Şu yaprağı al. Yaprağı al. Onu alma. Onu alma, o istediğim şeyi vermedi, bunu al. Tamam. Çektin mi? Bunu tarama yolları bilir de şu an online izleyenler bu, görsün. Bunu koyma. Bu istediğim gibi olmadı. Bu yaprağı koyacaksan koy. Koydun mu? Yok. Online'dan görenler için. Tamam. Tarama yolları. Burada ne yapalım? Burada da mı bir yaprak çalışalım altınla? Now the professor will show you how to do the same thing with gold. Bu benim suyum. Bu da sulandırılmış. Şimdi hayır. Arap zamkı. Jelatin durmuyor ya. Ben de sulandırılmış Arap zamkını. Ama çok sulandırdım ben bunu. Şey değil. Böyle çok hafif tutacak kadar benim için yeterli. This is gum arabic that the professor has dissolved with a lot of çok water. Just only to çok kullandığım bir şey değil. Şimdi şöyle bir şey yapayım ben, altın gözüksün. Bu altın. Only the needed amount of this dissolved or diluted gum arabic. Şimdi altınla nasıl, işte renkli altın arasındaki farkı arkadaşlar görsünler. Gold paint and real gold. Ya yani bundan şeyi de yapabiliriz, yani gölge atıp da gölgenin üzerinde de direkt yani şey yapılabilir. Yani onu yapmadım ben. Yani ilk önce gölge atılıp, ama bu sefer gölgenin şu altları orada lekeler bırakıyor. Onun için onu tercih etmedim. Şimdi bu bir tanesini şimdi buradan, şimdi bu kaç, 2-0 almışız. Şimdi burada şurayı dolduralım şu şekilde. We could have put a shading first and worked on with this gold on it, but says the professor, sometimes it leaves particles. It doesn't become, it may not become as smooth as we wanted. So I didn't put any shading. With the same technique. Altının. I'm doing the same thing with the gold. İnceliğini gördüğünüz zaman. It is much thinner as a material. Evet. Yani şeyin adı. So it's easier to work with. Daha hızlı böyle çalışıyorsunuz. You can work faster. Ama bunda da şeye dikkat etmek lazım. Tabii o fırçanın ucundaki. But you have to watch the amount. The gold
ve dedik o bölümler. Biraz arkadaşlarım bir aşağı inmiyor. Şu aşağılardaki kısımlardaki önemli olan fırçanın bölümünün çok sivri. The tip of the brush is pointed, very thin. Some illuminators do not extend this darker part up to the bottom, they leave it lighter here in the middle of this petal. You might leave it lighter in color. Bu geçişleri sağlamaya çalışıyorum. Zeynep Hanım. Böyle şu hafif hafif geçişler var ya. This gradual transition. Passage from light to light. Ben de hastayım bugün. Esas her tarafım terlemiş durumdayım ama. Olsun, öğrencilerimi göstereyim. Şimdi bu şeydeki geçiş aşağı yukarı bu kadar. Daha ince geçiş sağlayabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Şu fırçalara bakacağız. Elde bu fırçalarımızı denemek istiyorum. Bakayım bunlar da daha böyle inceler. Şunları denemek istiyorum. Bizim şeyin getirdiği fırçaları deneyeyim. Bakayım bunlardaki etki nasıl? Uçları çok güzel. The professor will try the same thing with an even thinner brush. Bu yaptığınız zaten aynı şey gibi zaten. Siz söyleyin. Ve ilk önce böyle kuyu alanı. First, a dark part. Şöyle belirlediğiniz zaman, ilk önce okuyor ama. Dark colored part. I follow the... Ondan sonra buradan, buradan aşağıya doğru. Evvelen tahtil edilmekten elleri önünü taşıdık bunu birlikte. Badin, minhara ile taht. Ve darabatı fırça. Yani bu şey sanıyorum. Bana bir şeyler verecek misin diye. Evet, akıyoruz. Thank you.
Yok, bu sürenin bunun kalmadı. Ben birazcık... Bir şey yapıyorum. Ve sonra YouTube'dan vazgeçmeyeceğiz herhalde. Şimdi o geçişleri yedirmeye çalışıyorum. Çok yukarıda aralıklar oluştu. The masters I'm trying to fill in the spaces that I had left, that remained. Şimdi nasıl takip ettim de neyim şu anda? And now how I transmit now towards the lighter part. Dikkat edersiniz. Why not fırçada, fırçada şey var, bak ne kadar sürüyorum ama altın fırçada duruyor. Şimdi bu geçişleri oturtmaya çalışıyorum. I'm taking some more, some more gold from there, although there is some at the tip of my brush. Bazı arkadaşlar bunları çok rahat yapıyorlar. Tak 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 tak. Ben maalesef acemisiyim biraz. Onun için affetsinler. Benim elimden gelen budur. Hala bizi bir kavim. The speed with which you will do this depends on how much you have practiced this technique. On your experience in it. Tamam mı? Yeter mi? Diğerini mi tamamlayalım? Fırça demek ki bunlar böyle ancak tarih çekilir. Fırçanın yapımız. Evet. Şey dahi. Şu an son yaptıklarım o geçişi göstermek için deniyorum. Evet. O geçiş önemli bizim için. As I said before, it's transmission from the dark part to the lighter color part must be gradual. What I'm trying to do, I have been trying to do, is to show this. This gradual transmission. Burada şimdi taramalar gözüküyor zaten. Taramaların şeyi. We can discern the strokes of the brush here. Özellikle büyük çalıştım. Şuna bakmasınlar. Şu, çünkü bundan verim alamadım. Şimdi bu gerçek altın. Bu ise yaldız.
Don't pay attention to the example on the right-hand side. So I didn't get the result I expected due to the dryness left of the paste. But look at these two, the one in the middle and the one on the left. The one in the middle is with Opie, the one on the left side is with your gold. Bir de şeyli yapalım, olmazsa bir gölgeli yapalım. Bakalım nasıl yapıyormuş. Let's also show one with shading. Shading with gold and gold after that. So, this translation must be sharp. It must be gradual. Gölgede ne yapıyoruz? İlk önce gölge yapıyoruz. First, we put a shade. Türkiye. لو أي استفسار تريدونه تسألوا من عبر النت أن هاي انسوها لأنه هذا شوية مشكلة لأنه كان جاف اللون الذهبي ولذلك هذا انسوها هذا اللون باللون الذهبي هذا داب حقيقي عملنا تنتين كبيرتين لماذا؟ لأن الأستاذة نورجان طلبت مني أن أعمل أمامكم كبيرة بناء على هذا التصميم الذي أرسلته الأسبوع اللي فات ماشي؟ كنت أحب أن أعمل لهذا المكان ولكن هي حكت لي ما ببين التكنيك الذي أنا أشتغل حاليا زي ما عملنا عملنا مباشرة على الأرضية بدون زل أو بدون أي شيء يمكن نعمل زل بعدين نعمل ضربات الفرشاي يعني أعمل فيها عينة ماذا نعمل؟ Vallahi şimdi şöyle yapıyoruz Zeynep Hanım. Şimdiye kadar hep şey yaptık. Dedim ki bunlar belki daha rahat. İlk önce şöyle bir gölge atalım dedik. O gölgeden sonra bu şeyleri dolduralım dedik. Ben aşağıya kadar yaptım. Belki şuralarda bir yerde bırakılabilir yani şu kısımda. Yani Now this time we haven't drawn the shape of the motif first. Instead, we have drawn it by shading. We have traced it by shading. I would have stopped before I reached the very bottom of it towards the stem. But I did it fully now. Now we're going to wait for it to dry and then we will proceed. Yani şimdi bekliyoruz. We're waiting. Aşen kurumasını bekliyoruz. Ama yani yumkin neştekalın mübaşaratan alel ardiye gamika av et tarikatı buhra namlı zıl mağmzıl bi mağdab neştekal fiha bi daravat rüşay. Hada tarika ve lakin anam teraktı mesaha يعني يمكن نترك في التحت مثلا لهذه الوحدة يمكن نترك تحت أرضية يعني أنا مباشرة بدأت من التحت أحب أن تكون فيها أن يبين أن يبين فيها أرضية مثل هذه
مثل هذه. لم لاحظتم بين الوحدات والأماكن الضربات فيها أرضية، يعني مو كل الأماكن أنا أشتغل بضربات الفرشاي، أترك فراغات لأماكن يظهر فيها أرضية الورق. Fatma Özçay'a ait bir hakar çalışmasını. This is an example of a hakari work by Fatma Özçay. Bu taramayı belki görebiliyoruz. Another sweeping. Another work with the same technique, more clearly visible. Hocam işte bu. Gösterdim mi? İki tamam. Evet. Şuna devam edelim. Kurumuştur şimdi. Now it is dried up. Now it is dry, the shade that we put. So we can continue. Burada da aynı, yukarıdaki yaptığımız gibi. Just as the first ones, similarly, we're going to fill it with our strokes.
Şimdi görünüyor. In the same way, we filled in this part of the meeting. Orada bir yanlış yaptık. Oradan aldım. Hı? Ay. Aşağı yukarı aynı şeyi devam ettiriyoruz. Yalnız ne yaptık? Yanlışça gölge yaptık. Birazcık daha gölge belki ama bütününü yaparsak bu şekilde bir şey olabilir. Zeynep sen de karar ver. Ne görünüyor, görünmüyor. The only difference is that here we first put the shading. In the earlier ones we had drawn the borders. Kel olduğum ortaya çıkıyor yani. Yani olabilir, daha rahat şey olabilir çünkü o altta zemin olduğu için o geçişleri daha rahat kapatıyor. O zeminin şey, o gölgenin de izleri görünmüyor mu? İşte zaten bunlarla kapatıyoruz ya şu şekilde. This is about the difference between the two, shading and without the shading. Here, of course, because there is already a background, it becomes easier to fill in the spaces, or the spaces don't appear as sharply as they do in the original. Burada önemli olan sizin şeyi kapatmanız, yani o geçişi siz ayarlıyorsunuz. Yani ben mesela yukarılara genelde bakarsanız böyle birkaç defa geçiyorum, o geçiş teki şeyi sağlamaya çalışıyorum. Altın o çok yoğun olan yeriyle çok hafif olan yeri arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Why I'm doing it over and over? For instance, now I came back to the dark part from where I had started. Şu, why? Şurası önemli. I'm trying to. Yani iki aşama olarak düşünün. This gradual effect. Şimdi burada bir yer var, burada bir yer var, burada bir yer var. Üçünü de geçerken o hafif geçişi sağlayabilmek önemli. So I'm coming back. Bu arada arada bulunan boşluklar var. Over and over again to fill in the spaces, but also if I divide this into three, the dark part, the middle part, and the lightest part, I am coming back to give the balance, to distribute the darkness. Arrange it to be from dark to light gradually. Hayda, şimdi ortayı nasıl yapacağız? Now the middle part. Şimdi gözümün yine çarpan yerler var. Onları hafif dokunmam lazım. Küçük bir farklılık olayı değiştirir. Bütün her tarafıyla oynamanız gerekebilir. Onun için altınızı aldığınız zaman direkt yapacağınız yere koymayayım. The tiniest wrong stroke may change the whole balance and you would have to rearrange it. So when you take the boat with your brush from its container, don't immediately apply it right to the point you are targeting. Reach it gradually.
not to destroy the balance that you would have already reached by then. Nurcan gözüküyor değil mi? Şu an biraz başımız. Ne olmuş ki? Bir şey yeterli. Yani ben bayağı bir büyük. This motif, the proposal is done it big enough so that the strokes be seen. And this transmission also we noticed, we see easily. Bunu kaynaştırabilirim şunun da yanındaki ilave. Kaynaştırayım bari, ne yapayım, aynı olsun. Kaynaştırdık. I have merged this part, this middle part of all three petals together. I did leave the bordering line that would separate them from each other. Okay, this is a choice. Özlem oldu mu? Güzel oluyor hocam. Esas pek memnun kalmıyorum ama ben burada birazcık... Ekranın, o fıçanın darbesi benim olmayacak. Acaba onun fıçanı çekip yüzeye çekiyor. Hiç mi olmuyor? Yok hocam, yani buradaki ekrandan hiç görmüyorum. Ama el hareketlerinden belli olmuyor. Olmuyor, olmuyor işte. Bunlar son rutuşlar, yani şey olarak o gözüme takılan yerleri bertaraf etmek için yaptığım şeyler. Yoksa şey değil. These are my final touches. Birazcık daha şuralara şey vermek istiyorum. The gaps that I'm noticing. And I'm counterbalancing the dark and light parts.
Herhalde daha böyle bir şey olmuştur, şu anda daha belirgin olmuştur. Evet. Bu kadar. Çok şükür. Ödevlere bakacağım şimdi hızlıca. Sorusu olan var mı? Eyi es ile an hadih tekniğe. Are there any questions? İzen. Usbu'un cey ene lestu mevcuden fi Türkiye ve rizal atlub minkum en ta'amülü el vacib ellezi erseltukum el yom. Tunfizuha bi طريقة ضربات الفرشاي باستخدام اللون الذهبي أو ذهب حقيقي أنتم أحرار فيها مفهوم هذا الواجب ما أعطيكم واجب جديد يعني أسبوع الجاي أنا لست موجود ولذلك أطلب منكم أن تكملوا الواجبات الناقصة الذي ما عملتم يعني نوفر الوقت إن شاء الله. Türkçesi şu, önümüzdeki haftaya ben yokum, yurt dışında olacağım. Yurt dışında olacağımdan dolayı geçmiş haftaki ödev, yani şu ödev, tahlil ödevi vermiştik ya, tahlil ödevin yaldız veya altın kullanılarak tarama tekniğiyle uygulamasını arkadaşlardan istiyoruz. Ayrıca bugüne kadar bitirmemiş... Koyu zemine. Koyu zemine. Onu söylemeyi unuttuk. Koyu zemine. Yani bu koyu zemin bordo olabilir. Koyu lacivert olabilir. Koyu yeşil olabilir. Nefti yeşil olabilir. Ama önemli olan koyu zemin olması. Kahverengi, siyah bile olabilir. Orada tarama tekniğiyle çalışmalarını istiyoruz. Ayrıca geçmiş ödevleri, yani eksikleri olanlar da eksiklerini tamamlasınlar. Next week, the professor will be abroad, so we will not be having class next week, and we'll meet the other week. So, the homework will be as follows. This same design, the same sample, will be filled in with a sweeping technique and applied on a dark background, which can be bordeaux, which can be dark blue, dark green, and even black. Any background of dark color. So you do this either with gold paint or with real gold, and with this sweeping technique that we have shown today. Thank you, hocam. Ödevi orijinalden mi yapalım yoksa kendi çizdiğimizden mi? Yok, benim verdiğimden şu. Bu orijinal değil. Nurdanur Hoca'nın şey olsun, tek bir birlik olsun. Yoksa çünkü bazı arkadaşların şeyleri iyi değil. Onun için tek bir şeyle gidelim. While preparing the outline of the motif of this composition that you will sweep, fill in with sweeping, you take as example, as model, this work by Professor Yurdanur that was sent earlier to you. You apply your outline on basis of the same model and şimdi also past homeworks if there are parts if there were parts that you hadn't submitted completely for the homeworks of the past weeks you also complete them you complement them also the missing parts in addition التصميم أنتم تنقلوا من تحليل نوردانور أنال ليس تصميمكم عشان أن نوحد كل الطلاب بتصميم واحد
أنا أعرف بعض التصاميم الذي حلله بعض الإخوة جميلة جدا وما يمكن يشير عليها ولكن خلينا نمشي بتصميم واحد أحسن بتصميمنا جدًا. We are using the same model so that the homework of all attendees be based on the same model. Bunu A4'e basınca çıkıyor. 14'ten birazcık daha büyük çıkıyor bu. 14.2 çıkıyor. Fark etmez. Ben bastım, basınca 14.2 çıktı. When you print it, you get a square of 14 centimeters, 14.2. Tabii. Osman. Like this, so you apply the same dimensions. Aleykümselam. Osman'ın şeyi güzel, beğendim. Hiç sıkıntı yok. Your güzel bir tahlil. Şurasını beğenmedim o kadar. Orijinalinde de güzel değil ama Osman daha güzel bir şey yapabilirmiş buraya. Original also in the model also this part is not nice but you can do it better than the original. Tamam. Teşekkür ediyorum. Güzel çalışmasını gönderdi Osman'a. Yani güzel, yani böyle gönderirlerse de hoşuma gidiyor. Well done, you have done it well and also the presentation, the arrangement too is exemplary. Yani karalamaları da yapmış, temizini de göndermiş. Bu ikisini de gönderebilir diğer öğrenciler de. Yani ben bu şekilde öğrencinin çalışma şeklini de görmüş oluyorum. Hocam, he sent both the sketch work and the end result, the final result, which is good actually. The other students can do the same, because in this way the professor can see the first sketch of the exercise and the end result that the student is doing. So it's good to send both of them. Şükran Osman. Thank you. Osman arsal sketch book ve keman arsal bi şekl nadib ve lizalik yani lev arsaltum bi hada şekl ana ara keyfiyet ijtihadikum fi sketch book ve keman ara bi şekl nadib bi hutuvat merahil el ijtihadikum ve lizalik hada cehd ceyid لو عملتم بهذا الشكل بالنسبة لي أنا أرى مرحلة تطوركم كمان هذا شوفوا بس كيفية النظافة والوضوح في الشغل سكتش بوك وبشكل نظيف هذا هو يعني هذا جيد كيم بو ربا مبو ربا Ruba, fırçaya çalışmışsın. Evet, fırça ben karamiyle. Evet, gördüm, şeyini de gördüm. Ya ilginç bir çalışma yapmışsın buraya. Hoşuma gitti, yani bazı ufak tefek değişiklikler yapmışsın. Bunlar hoşuma gitti. Yalnız yaprakların formları bozuk. Hoşuma gitmeyen bunlar, bak duruşları çok sert. Çok sert yaprak çiziyorsun Ruba. Dedin ama anlamadım nasıl yani tekvinuhu haşin. Halliha layyina. Halliha yarqus. Keyf ahki lek. Ama ben böyle yaparsan sen bana diyorsun yani senin tarzın çıkıyorsun ya da... Ya şu anda senin tarzın yine burada var zaten. Merak etme, ona bir şey demiyorum artık. Yani şu anda senin tarzın burada var zaten. Değiştirmişsin her şeyi. Yani tahlil yaptık sonra güzel bir şekilde çizdim. Evet, evet. Değiştirmişsin. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Değiştirme. Ödevi değiştirmeden yap, oldu mu? Eline sağlık, teşekkür ediyorum Ruba. Kapatayım. Daha mı iyi oldu? Evet. Tamam. Evet. Rosalinda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Rosalinda güzel çalışmış. Well done. Güzel. Yani ufak tefek sıkıntıları var. Özellikle şu yaprağın şu çıkışlarında, yani diğer arkadaşları yapmamış, kendisi yapmış.
ödevi anlamış, çok hoşuma gitti. Yaprakların uçları birazcık daha şey olabilirmiş, kıvrak olabilmiş. Şimdi açmak istemiyorum, açarsam diğer yerde diğerlerine bakamayacağım. Ama şunu bir göstermem gerekiyor. The homework is well done. You have understood it well. What was requested, you understood it. There are only very little points I want to mention. For instance, the starting points of the leaves. He has shown first the curve that was at the bottom of a leaf, where it connects to the stem. Or the tips of the leaves could be a little more curved. Things of that sort, very little things. The professor is opening now the... Yüksek mi? Ondan mı açamadı? Here it is. Tamam. Şurası... For example, what he means, çok the şey, starting point böyle... of the... It could be like this, for instance. Şu çizgisi çok şey gelmiş, yani çok çok açmış. This distance is şey, too much. It could be lower. Şey güzel gelmiş bunlar. These are nice, okay. Birazcık daha dışarıdan hafif. Şu şöyle dönecek. It could be, you see, a little more pointed. Şöyle hafif kafasını çevirsin. A little more turned. Tamam. Towards the side. Şimdi bak, bunu bunu getirmiş. Şimdi bak, şuradan. These lines speak for themselves. In this way. Anladın mı? Yani o bunları şey yapsın, şöyle dikkat etsin. More basit şeyler ama yani bu şeyler bozuk, yani kafalar, yani şu kafaların gelişleri bozuk yani. Yani şimdi shapes of each of these teeth, yaprakların duruşu bozuk. The position of the leaves. Tamam, bir onlara dikkat etsin. Pay a little more attention. Şunlara bir bakayım. Çok beğen, yani şu şeyini, çalışmasını çok beğeniyorum ki ben diğerlerinden yalnızca bir tanesini tahlil edebilirler isterlerse dedim. Kendisi 4 tanesini de yapmış. Çalışkanlığını çok beğeniyorum. Birazcık daha dikkatli çalışırsa yaprakların formuna dikkat etsin. Yaprakları bozuyor. The shape of the leaves he wants to draw your attention to. The position and the shape, you see, this imaginary, the whole shape and position of it, pay attention to this. He likes the way you are working and that you have reproduced all four forms. Tamam mı? Yaprakların formlarına dikkat etsin. He appreciates your work. Yani orijinalinde, ya bir Nordano'nun şeylerine bir baksın, çalışmalarına, tamam. See the sample of Nordano that they are sending. Examine it more and the shapes of these teeth and the position and the shapes of the whole. Teşekkür teeth. Ediyorum. This, the professor thanks you. Yani. Allah. Senin de Allah iyiliğini versin. Öyle diyelim. İyilik versin sana. Yani, he sends his best wishes to you. Yek. Naim, bunlar bir Naim, Zobi, Zabi. Selamünaleyküm Hüseyin. Aleykümselam. Ya fotoğrafların gerçekten sıkıntılı. Naim, el-sura el-lezi arselte ileyye. Yani fiha müşküle, yani fin kastı. Ba'du lemâkim vâdaha, ba'du lemâkim neyse vâdah. Ana min nâhitil varak misli Rosalinda. Ve lezalik ihtem resmül vahdat. Ala al-umum şuglak ceyyid, yani mutavassıt, ceyyid mutavassıt. Velakin istifidi min tasmimin ve tahlilin nurdan ur'a. Ve eşkurek kemem iştihadek ala resmül arba cihat. Ceyyid, velakin şuf nefsil müşkile andek illa lemme yeci رؤوس الورقات ماشي ورسم رسم ورقات فهمت؟ أيوة جيد ماشي تسلم يدك شكرا
Allah'ı sevdemek usta çıkıyor. Yallah. Allah'ı sevdemek. Namiye. Namiye. Evet hocam. Namiye. Eline sağlık. Güzel olmuş. Çok yalnız bu fotoğraflarınız kötü. Onu söyleyeyim. Bir Osman'a söylediğim gibi seninle burası hoşuma gitmedi. Şu kısım. Tamam mı? Yaprakların çizimleri güzel. Motifler iyi çizilmiş. Tamam. Eline sağlık. Evet. Mevlude. Mevlude. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Mevlude. Bazı yerleri unutmuşsun herhalde. Buradaki gibi bak. Allah Allah. Ben görüyorum burada. Bak gözüküyor. Şimdi şurayı görüyor musun? Şurada bir eksiğim var herhalde. Ya unuttun ya da çizerken şey yaptın. Tarama yaparken gördüm demiş orası. Şimdi biraz sıkıntı var. Bazı motiflerin ana gövdelerinde problemler var. Onlara dikkat et. Özellikle şu benim Nurda Nur'la sana gönderdiğim, Nurda Nur Hoca'nın yapmış olduğu şeye dikkatli bak. Yani yaprakların formlarına, motiflerin formlarına, tamam mı? Burada formlarda birazcık sıkıntılar var. Yani özellikle şuradaki yaprağın, şuradaki yaprağın, bak görüyor musun Mevlüt'e? Şuradaki yaprağın gerçekten ciddi anlamda anatomisinde sıkıntılar var. Helezon şebekene dikkat ettin mi hiç? Bak, gelmişsin. Nereden devam ediyor? Şuradan devam ediyor. Dönüşü nasıl? Dikkat ettin mi hiç? Yok, dikkat etmedim. Çünkü bir an önce hani zamanla yetişmek için çalışıyorum. Yani zamana bakamam. Son bir güne mi bırakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Son bir güne bırakırsanız böyle olur. Bırakmayın. Ben yani motif, ya burada yaprakları tek tek görmek isterdim. Yani o yaprakların tahlil edilmiş. Benim beklentilerim hep öyle. Yani Osman'ın yaptığı gibi böyle şebekelerini çıkartacaksın ayrı, yapraklarını çıkartacaksın ayrı. Ondan sonra onları birleştireceksin ki bu tasarımdan biz istifade edelim. Yani ben bu gayeyle veriyorum. Kendinizi geliştirmeniz için. Tamam? Olur tabii. The professor says, just as Osman has done, I like that you draw the outlines of each motif, you work on them separately, each motif, then combinations of them. The aim being that you perfect yourself in drawing single and combinations of motifs and then collecting, gathering them all together into the main, the whole composition. So it's good if you work them separately, each motif and ensembles of motifs and send them to me. Meryem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Meryem. Alel umum ceyide. Velakin ba'dul varakat fiha meşakil. Maşi. Hada hacmuha şuveyye, lazım akbar şuveyye hacmuha. هذا الوحدة بناء على تنتين و يعني على العموم جيد بس هذا تركيب شوية فيها إشكال ليس كثير يعني هذا مع هذا الورق فين قصدي يعني أنت من أين هذا؟ فين قصدي يعني هذا الورق يعني تنتين نفس الشيء لحظة هذا ها أساسا لحظة أنا أرسم في مكان ثاني شنو بيجسترين bunu bir gösterelim. Şunu silelim. Niye gitmiyor? Her neyse.
Özlem yine sana ihtiyaç oldu. Bak o gitmiyor yine. Şuf, Meryem. Hı hı. Hadar Barak. Fehmet? Ben de ustaz, Fehmet'im. Ha, yani varaka vahide yani. Fehmet. Yani ente lemme kharrajtuhu min huna, sar hada şey munfasıl anel ahar. Ana... Şekil munfasıl da anıstır diye varaka vahide. Evet. Anelum cemile. Meşi? Yani ana yani akastu illi a'taytu ileyki bes attop şuveye kemen yani ziyade. Maşi? İnşallah. Ya. İnşallah. Buna bir türlü alışamadım ben. Hah buraya gittik. Gel böyle. Başka. Kate. Kate'le aramızda sıkıntı var. Kate ödevi anlamamış. Kendi kafasına göre bir şey çizmiş gönderdi. Sorry, I couldn't hear, we couldn't hear. Sorry, can you repeat, please? Yeah, so you said that before the others and the sample, so I thought I have to make the... Yeah, she does. What is the sample that I have to make my original one? Tamam. Önemli değil. Ödevlere dikkat etsin. Şimdi onun ödevi üzerine madem böyle bir şey yaptı. Şimdi bir yapraktan şöyle bir yaprak geldiği zaman şu yaprak bitmiştir. Bunu buraya koyamaz. Bu böyle devam edemez yani. Şu şimdi bak bu gelmiş ya yaprak böyle bak yapraktan böyle gelemez. Bu eğer gelecekse yaprak bundan ayrılır. Şuraya bir motif konulur. Bu motiften sanki böyle bir şey geliyormuş gibi olur. Yani rezon sistemi çok karışık. Rezon sistemini anlamamış. You have done something different than the assignment as you said. Yes, okay. But as you have done this, on this one the professor is telling the following observations, these leaves that he has drawn, this one on the top right, this one, it cannot come in this way, he says. There couldn't be a single leaf, or like the one on the left, a single big curve like this. Instead, there are more leaves, intricate ones. The spiral form is an intricate thing actually. Yani bu şeyi anlamasını istiyorum. Biz bu tahlilleri ben onun için veriyorum zaten. Yani perezon sistemi nasıl gidiyor, şebeke nasıl olması gerekiyor. İşte zaten bu bundan dolayı. İyi olmuş, Kate bunu gönderdi. Hiç olmazsa şimdi bir helezonu koyduğu zaman, şöyle bir helezon koyduğu zaman, bu helezonun yaprağı buysa, buradan eğer bir motif devam ettirmek istiyorsa, şuradan motif devam edemez. Ya burada bir yarım motif olur, şurada bir yarım motif olur. O yarım motifin devamında şöyle bir ayrılma olur. You see, this is why actually I am assigning these models that and asking you to apply them in order that you train yourself in these complicated spiral arrangements of the spirals within a composition. So it is good you have done this, it is good. This gives me the opportunity to explain the following. For example, as he showed on the right side, if a leaf comes with this big curve in this way, and if there is this leaf, another motif cannot be added to the tip of this leaf that he has encircled. Another motif cannot continue from there. Bir de şuna bakalım. There must be a half a motif, for instance, like in the lower part he added, or another leaf and another one can start. Şimdi yaprakları buraya koymuş. Dikkat ediyor musunuz? Yapraklar burada.
bu kadar büyük bir yaprak. Bir de burada büyük bir yaprak. Şimdi motifler buraya gelmiş. These are the motifs, flower motifs. Bu güzel bir dağılım mı? Motif dağılımı. Is this a balanced distribution of the motifs? Is this a balanced, equilibrated distribution of the motifs? Şöyle bakarsak. So if you see this model for example. Şu ortada üç tane. In the middle there are three üç motifs. Tane böyle ortayı saran bir şey var. Buradan çıkışı belirten yapraklar var. Pardon, şöyle alttan. In the middle there are these. Şimdi şurası motiflerin ortalandığı yer. Bir sistem var yani burada. O sistemin de etrafında yapraklar var. Ve yarım motifler var. Tamam, bunlara dikkat etsin. So you too, when you make your composition, make these balances, these arrangements. Böyle bir anlamaya çalışsın. Try to understand, it is good you Hızlıca bakıyorum. So the reason I'm assigning models is for all of you to understand the composition of the spirals and the motifs, the arrangement of these balances within an overall composition. Şeyin tahlilleri, Heye'nin tahlilleri iyi. Geçen haftanın ödevini vermiş zaten. Heye. We are expediting the process because they will make. Aleyküm selam. Tahlilek ceyit, bes bazı eşya mevcuda, bes ma unakiş fiyat, hâza cemil cidden, hâza alvarak cahil cemil cidden, hâza mevcut kesir binisbeli, yani hâza ana ma eda'a kulle emâkin, hâza kesir, ve alelum cemil cidden, leysa mutavasit, cemil yani. الإطار الداخلي جيدة. شكراً. فاطمة بتول. birazcık çalışması lazım. وعليكم السلام. Şeylere dikkat etsin Fatıma Betül. Yaprakların anatomilerine dikkat etsin. Yaprakların anatomilerine dikkat etsin. Pay attention more to the structure of the leaves. The structures, the shape. Yaprakları beğenmedim yani yapraklarında sıkıntı var. There are problems with the leaves, the shapes of the leaves only in your homework. Hocam, Fatma'nın ikinci dönem başladı ya, belki eski dönem evlerini izleyip biraz onlara çalışsa mı? Betül mü? Fatma Betül mü? Söyleyin siz. They are saying that because you have joined the class in its second term, this is because of that, due to that, and you could see the homeworks of the first term, if possible. Then you can correct this, if you watch the videos of the first term, about the shapes of the leaves. Fatma? Okay. Selamünaleyküm. Aleykümselam Fatıma. Cehid bes bazı emekim fiha işkal. Mesela keyfe ahki lek. Yani yumkin min nayet tenasubul vahde. بعضهم لبعض يعني مثلا هذا المكان الذي انت عملت السويقه كبيره جدا بالنسبه الثانيه يعني ولذلك كيف احكي لك موازنه الوحدات بين علاقاتهم بينهم تناغم هجاب تناغم ما بين تناغم يعني فيها شيء يعني من هذه القبيلة ولكن جيد أنت عملت شغل بس كمان ركزي على الورقات يعني الهيكل الورقة ماشي شوف الرؤوس الموجودة كيف مشيت أنت هنا اتجاههم لازم كمان شوية مايلة إلى الشمال ماشي
Tayyip, tislam, şükran. Şükran, şükran. Besme, bu göndermemiş Besme, yalnızca şeyleri göndermiş. Bu sabah yolladı hocam. Ha. Selamun aleyküm Hüseyin. Ana, ente arsalti bes lel şebeke vel vahdat. Arsalti tasmim müteahhir. Tayyip. ماشي نرى ان شاء الله ايش اسمها الواجب قدام ان شاء الله تسلم ازمه مشكله عندك دائما ترسل ايش اسمها واجباتك بال يعني كمان مو واضحه ازمه burada mı ازمه selamünaleyküm hocam sesi güzel geliyor. Ya bu Ezmen'in şeyleri çok kötü. Yani bir şeyden tarama yapıyor ama taramaları kötü. Böyle şey yapamıyorum. Due to the scanning, it's not very visible, not visible neatly. Yani bir A4'te bana böyle şey yapsın. It's possible if you can send me on an A4 paper, neater, cleaner scan. Motiflerin heykellerinde sıkıntı var. Onları çalışırken dikkat etsin. Yani sağ ve sol dengeleri tam yerinde değil. Relating to the motifs when you work them, please pay more attention to the balance of the right and the left side. The two halves of it are not identical. There is only this problem relating to the structure of the motif. Tamam. Bir de bak motif. Okay, I will keep in mind. Okay. Yani burada yani bak burada bu yaprağı anlayan tek o ama yaprakların bak yaprakları çok sert. Çok sert ve istediğimiz gibi değil. Yani şuradaki özellikle şu yaprak neye benziyor? Ona sor, kendisine sor. Çok güzel çizmiş. Şu motifi çok güzel çizmiş. Bu yaprağı nereden icat etmiş? You understood very well the one he showed first on the top left side. The leaf is very correct, very well. Relating to this motif, the flower one, the professor liked it. However, this leaf on the right hand side, the leaves are too harsh. I mean, a little too harsh. It could be softer. And also that leaf is not found in the original model. I mean, there wasn't such a form of the leaf, he says. Relating to the sharpness of the leaves, onun heykeli bu. The structure, the skeleton of the leaf must tamam. Be like this. Buradan aldı. Okay, motif. You take it from here. Bu da buradan gelecek bunun karşılığı. Şu diğeri alttan gelecek. Tamam. Bak. Şurayı sileceğiz. Burayı silmemiz lazım. Şöyle. This to this position and the structure of the leaves. Öğreniyorum hızlen. Anladın mı? Yani böyle şeyleri var. Ama şeyi anlamış buradaki yani şu bu yaprağı anlamış ama şu burada da kafaları çok çıkartmış. Şu bu, yani bu yaprak eğer böyle geliyorsa bak değil mi? Şöyle. Şu fazla. That one is in excess. It ought to be tamam. Like ya yani o da şöyle gelmesi lazım zaten. Çünkü şuradaki çıkışı göstermesi için şey olması lazım. Ama alerumum güzel. In general it is nice. Ha, ben beğendim yani. The professor liked it. No problem. Ama birazcık daha çalışması lazım. Şımarmasın. But pay a little more attention on this. Ömer. Ömer. Tamam. Ömer ceyide. Ma fi kelam fiha. Bes انظروا هذا المكان. نعم. الكل عمل أخطاء في هذا المكان. إيه هي بالأصلية يعني أنا حسيت شوي مش مفهوم ما كنت عارف يعني. يعني هذا أساسا خرج. شوف هنا لو لاحظتي خروجها أساسا رأس يعني رأس هنا منتهية. ولكن عمل يعني هذا زيادة أساسا. نعم من تحت الورق طلع في رأسها
الورقه الثانيه ولذلك تمام انت لو عملت هنا لحظه ne oldu şimdi çıkmadı bir dakika bazen büyük olduğu için gelmiyor. Niye gelmedi? Şunu bir sileyim. Ha, bir yaprak göstereceğiz. Hadi. Ha, pardon yanlış yerden açıyorum. Kafa gitti. Paylaş. Söylemiyorsun Özlem. فهمت شوف انا برايي هذا الورق هذا ورقة بهذا الشكل هذا طالع من هذا المكان فهمت نعم هذا ورقة الثانية ماشي انا برايي هذا الورقة كمان لهذا الورقة يعني نعم ثلاثية يعني هذا ولكن صار ضخمة يعني في رومي ملتف لو لاحظت كيف أحكي لك هذا لف فيها بعض الروميات كمان لف موجود هنا كمان تنتين يعني هنا نفس الشيء يعني هذا الورقة جاء بهذا الشكل يعني هذا يمشي بهذا الشكل وكمان يعني لما جاء مشي بهذا الشكل وطلع الجهة الثانية هذا الزيادة كمان أنا برأيي أو يمكن نصف الوحدة ولكن مو بينة كأنها وحدة واحدة يعني فهمت؟ أنا برأيي ورقة تنتين متشكلتين من الورقتين ولذلك صار ملخبط فيها ماشي ولكن على كل حال جميلة تسلم إيدك أجل أستاذ أستطيع تنفيذ نفس هذا التصميم؟ آه يمكن أنت بس دير بالك على الإيش اسمه عثمان وأنت يمكن نفس التصميم ماشي؟ ماشي إن شاء الله إن شاء الله شكرا أستاذ الباقي خليهم أين إرسيكا؟ Hocam bende Sen düzeltmelerini yapman lazım bayağı eksiğim var Hocam ben çok hoşuma gitti gerçekten Eksiklerini tamamla o zaman sen de yap Şöyle diyelim o zaman eksiklerini tamamlasınlar, kendi ödevlerini yapsınlar diyelim Zeynep Hanım. Everybody complete and correct their mistakes, complete the gaps and present their homework. Kendileri şeydir, isterseler Nurdan Hanım'ın tasarımını yapsınlar, isterlerse kendi tasarımlarını yapsınlar. Şeye iki hafta sonra Nurcan Hanım'a gönderecekler. Send this to Mrs. Nurcan. Either you do your own or you again reproduce the model of ödevlerinizdeki bu haftaki ödevlerinizdeki eksikleri bu şekilde tamamlayın. İki hafta sonra önümüzdeki hafta ben yokum iki hafta sonra Nurcan Hanım'a ödevlerinizi ister kendi tahlil etmiş olduğunuz kendi tasarımlarınız isterse Nurcan Hanım'ın yapmış olduğu tahlili tarama şeklinde gerçek altın veya yaldız kullanarak ödevinizi yapıp gönderin. Bu kadar. Dersimizi bitirelim. For the next lesson in two weeks. Arapçasını söylemedim değil mi? Send
Either Nurdanur's model or your own design, having done the sweeping, either with gold paint or with real gold. كما أشرت على الناقصات للواجباتكم لو كملتم هذه الناقصات يمكن تشتغلوا على تحليل بتاعكم أو تحليل الذي أنتم نفذتم ولذلك بعد أسبوعين أن ترسل للأستاذ نورجان بتنفيذها بضربات الفرشاي إما من تحليلكم إما من تحليل الأستاذ نوردانور وشكرا. İngilizcesini söyledik, Türkçesini de söyledik. Dersimizi kapatabiliriz. Okay, goodbye. See you next time. Evet, buyurun.